Babamın şu andaki işi dünyanın bir numarası. Çok güzel yemekler yapıyor. Ev tertemiz. Ya bal döküp yalayabilirsiniz yani o şekilde. Allah Allah. E gösterin bize o zaman o evi bir. Bir görelim. Tabii. Binali Bey ve Fezihan Hanım şu anda evcilik oyunu oynuyor. Başka bir iş peşinde koşmuyorlar. Ha sen az önce dalga mı geçtin? Şimdi Tiye cinayet mi aldı ha? Evet. Yaptı. Şimdi ha, tiye aldı. Bal dök yala ben derken. Şimdi mutfağa geçeceğim. Gel gel bire beraber mutfağın izleyelim. Abi, gel. Niye oturdu? Gel Binali amca. Evet. Senin oğlan biraz esprili konuştu. Diyor ki bal dök yala öyle ki temiz, öyle ki güzel diyor. Bak. Bu mükemmel buzdolabı. O da oradayız. Bu patatesler 4 günlük. Yemek 1 haftalık. Bu adam bir de kolon kanseri iyileşmesi gereken bir adam yani. Bu dura dura acımaya başlar. İnsanın midesini yakar. O yemeği kim yaptı Hüseyin? Evekçini yaptı daha yemeği. Yalancı. Evekçini daha düşürdü yemekleri. Kendi yaptı. Bu bir günlük yemek değil bu. Evekçini yaptı. Bunları. Ama az önceki evvelsi günlük yemeği benziyor. Evekçini yaptı abla. Ama sen yapmışsın yemeği. Bunlar tezire bir günlük yemekti. Ben bir şey bilmiyorum. Sen mi yaptın? Çorbayı ben yaptım. Şeyi o yaptı. Hani Gül gibi bakıyordu sana? Fulya Hanım kendi yapıyor yemeklerini. Çorba yapamamış mı ha? Hani Gül gibi bakıyordu? Fulya Hanım. Şu gördüğünüz patatesleri ben pazar günü gece yaptım. Hasan. Sahurda yedim. Gerisini bıraktım kendiymiş. Evet. Hasan. Tuz yedirmiş ya. Onu söyleyesin. Allah Allah. Hüseyin. Tamam. Yani dolaptaki yemekler 3-4 günlük yemekler diyorsun. Yemek ya evet günü daha evet günü yemeği. Tamam yani. Onu da sen yapmışsın zaten Binali Hanım. Ben yaptım. Hani Fezile Gül gibi bakıyordu da. Evi bize sesim gezdirir misin? Mu? Evet Hüseyin'ciğim. Ama sen ağzını. Ay Hanım, o niye öyle? 2 günde gelen bir insan. Bakın şu tepside ben pazar günü gecesi sahurda yemek yaptım yedim. Yarısını babama bıraktım. Tavuk yemeğiydi. Bakın bugün 4. gün tepsi hala fırında pisliğiyle duruyor yani. Pekala yemeği yedin, kabı niye yakamadın? İçini yediğinde dişini niye yakamadın? Bak bak şeyi açsana bir fırını. İçinde yemek olduğu için size bıraktım. Hüseyin fırını açsana. O fırın var ya 1 yıldır hiç temizlenmemiş. Tabii. Bak yağ içinde. Görüyor musunuz o şeyi? Bak bak pislik içinde. Evet, evet. Yağ temiz içinde mi? Ya küflenmiş. Oh. Binali Bey bak, temiz mi? Oh. Ya sorsanız ben temizledim der. Bakar mısın evin durumuna? Ya ne kadar temizlemiyor abla yanmış ya şeyi. Yanmış ya ne kadar Fulya Hanım. Öyle şey mi? Çok güzel yağ sökücüler var. Tamam. Fulya Hanım bir şey sorabilir miyim? Söyle. Bu babama sorar mısınız? Fezile Hanım bu mutfağı ne zaman en son temizlemiş, düzeltmiş? Evet çünkü temizledim. Size ben bir şey daha göstereceğim çünkü. Evet. Ne zaman temizledi? Öyle mi? Tamam. Dolabı da evet çünkü temizledi. Bakın ben açıyorum evet, kapakları. Dağınık öyle poşetleriyle koyulmuş. O gazeteyi bari değiştirseydiniz ya. O fırının üstündeki gazete ne? 20 3 yıllık gazete. Evet. Şu anda görüyorsunuz değil mi? O gazeteyi bir göstersene Hüseyin sana zahmet. Bak fırının üstünde var ya. Altında. Alt. Bak ha. Bak fırının üstüne fırının koymuşlar. Gazeteyi. Baksana o bile yağ tutmuş ya. Evet. Şu şey var ya mini fırının üstü. Mini fırının üstünde şey var gazete var. Niye dolabı açıp durdunuz yahu? Mini fırın tamam. Diyorum. Az önce gösterdiğim fırın. Bir dakika. Buraya göstereceğiz. Doğru gelelim. Gelelim böyle. Mini fırın üstündekini. Baksana o ha, gazeteyi göster. Tamam. Baksana. Onun bile o bile yani 2 yıllık falan herhalde o gazete ya. O bile şey olmuş. Evet. Sararmış artık yani. Yanıyla şoba uzak yanıyla bir şeyler siyalar. Babam şimdi hani der ya ben başım ağrınca hocaya gidelim falan. Sadece çözülmek için. Dün ben görmüşüm zaten kavanozun içinde okunmuş kağıtlar vardı. Bugün dökülmüş ama bir parçası lavaboda duruyor şu anda. Ay hala hocalara mı gidiyorsun Binali amca? Neyi? Hocalara mı gidiyorsun? Yok ben hocama gittim. Ha? Bozdurma için gidiyorum. Şu banyoyu da bir bak, görsün. Bak, bak. Aa, bu buyurun bakın bu ayet elimde şu anda. Ama bundan 5-6 parça daha vardı. Onları göremiyorum sadece bu. Allah çarpmasın bizi. Ya böyle şeylere inanılıyor abla, mu hala? Yani yapmayın Yusuf'a ya. Yaptırırlar ya. Hocaya gidirem Allah razı olsun. Bozuyorlar rahattırem. Hani mesela başım başım patlıyor. Binali amcam seni kandırıyorlar. Yani kandırmıyorlar. Öyle bir şey yok. Yani başına geçer bir hoca para karşılığında öyle şeyler yani yapmaz.
Eğer seni düşündüyse okur şöyle üfler. Sabaha kadar da yatamıyordum. 70 tane koze dedi, bacada 70 tane sonra 70 tane muskaya aldım. Evet. O muskalara ne kadar para verdin Bilal amca? Terliyor için sağ ol. Para almadı şu. Ha? Para almadı. Ama sen zamanında Suriye çok paralar akıtmışsın. Akıttım ben. Zamanında verdim ama adam para almadı. Sen dedi, senden para alman dedi. Seni kandırmış olabilirler mi? Yok yok. Ha? Kandıramaz. Niye sen hala böyle hocalara gidiyorsun böyle şeyler? Ne yapalım? Başım başım patlıyor. Düşkaya çıkartırsın. Rahattır. Bir dakika. Allah Allah. Evi gezdirmeye lütfen devam et Hüseyin ve Sude'cim. Telefon nedir köyde? Banyoyu merak ediyorum. Şu anda biz... Efendim? Banyoyu çok merak ettim. Tuvaleti mi göstereyim banyoyu? Sen buldun. Şu anda tuvaleti gösteriyoruz biz size. Tamam. Bak tehdit ediyor. Sen beraber buldun diyor bana bir de. O bayrak değil mi orada? Şimdi banyoya geçiyorum. Şu anda banyodayız. Geçeyim içine. Bu banyoyu en son ne zaman temizlendi? Ama! Galiba 2,5 sene oldu. Ay o yeri bir göster. Şu sol tarafa bakın da baya bir jiletler var. Yani çok eski oldu belli. Aynaya bak. Aynaya bak. Aynayı bile temizlememişler yahu. O ne ya? Aynayı valla ben geçen nasıl diyeyim size 3 hafta önce banyo etmişim o zaman yıkamıştım ama. O banyonun o yerler çok kırık kötü. Kırık cam var burada. Ya tamam illa lüks olmasına çok gerekmiyor yani. Baksana. Daha konuşmuyor niye? Küvetin içinde. Suriye Hanım. Sen bir de bu amcam bir de hasta Binali amca. Sen bak çok da sıkıntıların varmış, hastalıkların varmış. Kolon kanseriymişsin. 12'sinden sen nasıl böyle bir ortamda yaşıyorsun? Ve sana hiç bakmayan bir kadına sen neredeyse servetini veriyorsun. Ya Binali dayı. Gerçekten var ya dolandırıcılık şimdi. Yani resmen seni dolandırmışlar ya. Binali amca. Şu an Binali Bey şu an duvara çarpmış gibi oldu Binali amca. Ben çünkü benim birilerinin bu gerçeği ona söylemesi lazım. Ne diyeyim? Oldu. Bak, öyle bir banyo olabilir mi ya? Tamam. Olmaz mı yani gel ben konuşamıyorum. Ora nere? Ora nere? O, onun zamanında eve girer miydi kokuda? Herkes sizin iyiliğinizi istiyor. İyi hiç yap. Allah ya. Bak. Fulya Hanım. Evet. Babamın Fulya Hanım. Evet. Babamın şu anda evde %90 kullandığı yer burası. Zamanını geçirdi. Dağınık burası da. Hijyenik bir ortam yok. Çok hijyenik. Bak şu eski televizyon çalışmıyor mesela. Ben bunu hurdacıya vermek istedim. Hani evden çıksın diye. Onu bile bana çıkarttırmadı. Ben yani evde bir şeyler yapmak istiyorum ama kendi bir türlü müsaade etmiyor. Hani şimdi hep bize suç atıyor ama bir şeyler bıraktırmıyor yani bana. Az önce bana kalsa ben düzeltme yapacağım. Ya nedir bu? Bu Fezile diyor başka bir şey demiyor. Ne bakıyormuş, ne evi temizliyor, ne hanımlık yapıyor. Ya Fezile yapıyor. İşte benim şöyle söyleyeyim. Benim annem zaten böyle bir şeye layık değil işte. Düşmüş yani annesinin babasının yüzünden. Buna böyle bir insan lazım. Yani kaç gündür eve geldi yok, evi temizle diyor. Hala onu savunuyor ya. İnsan evet. Yani bir acayip oluyor. Evet. Hüseyin. Hani yapsa da savunsa da bir şey demeyeceğim. Yan odayı gösterir misin? Az önce dağınık bir odanın önünden geçtiniz. Orası kimin odasıydı? Yatak oda. Oturma odası. Orada oturur. Odanın %30'u. Odanın %30'u bana ait, %70'i ona ait. Ha burası mı? Burası kendi yatak odası. Fezile Hanım bu eve geldiğinde burada mı uyuyor? Ben iki akşam denk geldim. Kendisi bu odada yattı. Fezile Hanım deminki odada yattı. Fezile Hanım. Yan yana görmedim yani hiç. Fezile Hanım'a ait eşya var mı burada? Sadece bir tane terliği var. O oda ne yahu? Da o da kimin odası? Ya bu oda şöyle, bu oda aynı bir adliye deposu gibi. Şey getirir şey. Orada ayakkabıların şimdi, ne işi var? Bunlar hep babama ait. Yukarılar. Bunlar neden orada? Niye gazete şimdi var yahu? Çünkü bir örtü serilemedi mi oraya? Dışarı yağmur yağıyor. Bu kadar varlıklı, zengin bir adam bu böyle bir yerde mi yaşamalıydı Binali amca? Sen kendini buna mı layık gördün? Orada yatır işte ayağım ağrıdı düşmüş olanlar. Evet sen orada da oluyor. Hüseyin Bey. Yani sen eş diye yani sen diyorsun bir de bana gül Fulya gibi Hanım, bakıyor. Nasıl gül şey gibi bakıyor? Mi? Ya oturma odası tertemiz oda. Neresi temiz ya Binali amca? Niye? O banyon, tuvalet, mutfak ne haldeydi? Ne oldu tertemiz tuvalet banyo tertemiz mi? Ay iyice yani Fulya sen Hanım, kör ya, olmuşsun camlar Binali şey, amca. Camları şey aynalar şey etmiş. Hüseyin Bey. Banyoya bir daha gider misiniz Sude? Fulya o banyoyu bir daha göstereyim. Banyoya temizledi yani. Bakın ben bu aynayı iki ay önce yakına da sen şunu da temizlemiştim. Cam sille. Seçelim ha. Bakın iki aydır ne halde? Banyoya bir gidin bir daha banyoyu lütfen. Banyoyu göstermek istedim. Tamam. Banyoya geçeceğiz. Buyurun.
Banyoya tertemiz dedi ya. Şu anda banyoyu gösteriyoruz biz. Önce bir zemini gösterin, bir fayansları aşağıyı. Ha, o bak. Fayansları aşağıyı. Bu tertemiz mi? İstersen ben içeri gireyim, sandalye çekeyim. Daha bu tertemiz mi Binali Hanım? Kalabodur işte, kalabodur işte. Ne kadar şeysel işte. Amcam şu iskemleyi bir su dökememişler mi? Kimse temizleyememiş mi? Oranın hali ne ya? Küvetin hali ne? Fulya Hanım. Bu ne Allah'ını seversen? Fulya Hanım. Aa. Fulya Hanım. Evet. Fulya Hanım. Dinliyorum. Babam diyor ya bu kalabodur diye. Şimdi tamam bu kalabodur. Belki çıkmaz eski de. Bunlar da şey, plastik bidon yani. Üstlerine bakınsana. Şu kire bakın yani. 7-8 aylık. Bakın. Ya toz içinde ya. Böyle mi temizlik içinde oluyormuş? Ay bir de su yani ya. Bir de o şimdi ağzı da açık mı? Zaten bir atasözü var. Pis pisi bulur ya. Elektrikli ısıtıcı da banyo. Evet, yani. Burası rahatsız ama vuran olmadı. Bu da ayrı bir yani, iş. Burayı aşağıya koyar. Bir dakika. Bir şey göstereceğim sana. O neye koymaz. Şu, pardon, pardon. Ha. Şu, ben bir fırında çalışıyordum da çuval getirmiştim. Ha. 1,5 sene olmuştu. 1,5 sene olmuştu. O unun bile etiketi burada duruyor. Düşünün yani. Fezin Hanım burayı hiç temizlememişler demek ki. Bu banyonun halini gördün değil mi? 1,5 sene oldu. Binali amca temiz mi bu banyo? Adapazarı'nda fındıkla ya, çuval şey, götürdük. Altı temizlememiş şey ya. Ha. Bu da çilemiş ya. Bayağı kirlenmiş değil mi? Evet, bayağı kirlenmiş. Mutfak da bayağı kirlenmiş. Yok, mutfak yemekler küflenmiş. Mutfak temiz, mutfak temiz. Mutfak temiz mi? Sudeciğim bir daha mutfağa gider misiniz? Mutfağın temiz olduğunu söylüyor Binali Bey amcamız. Gül gibi bakıyor dedin değil mi? Gerçekten gül kokusu burnumuza kadar geldi. Yine bakır yani. Ben demedim şey eve bakır demedim. Ben eve bakır. O evde kim yaşıyor? Tamam o evde sen yaşıyorsun. Yani. Tamam. Fulya bir de şey izleyicilerimize söyleyelim. Bir yıldır evliler yalnız. Yeni evli değiller. Bir yıldır evliler yani. Aha. Bir yıldır Fezile Hanım o eve geliyor. Bir yılda toplasan 2-3 gün girmiş zaten. Evet. Şu anda biz mutfaktayız tekrar. Evet. Nereye göstermemizi istersiniz? Mutfak diyor ki temiz ya. Her taraf aynı yani. O küflü yemekleri bir daha göster Hüseyin sana. O zaman biz lavabodan başlayalım. Göster göster. Lavabodan başlayalım. Evet. Gelelim bu tarafa doğru. Evet. Şu anda lavabodayız. O tavayı gösterebilir miyim ben? Tava. Tava duvardaki tava var. Marka var. Marka var. Yok, tavanın içinde yok ama. Buyurun. Bu temiz mi? Bu 2 gün önce yıkanmış tava bunlar. Bu yemek yapmış. Bu temiz mi? Yemek yemiş asmış oraya. Ya bir dakika temiz mi? Ya temiz değil ama işte o yemek. Yalnız Fulya Hanım ben tavada yemek yapmadım. Tepsi yemeği yaptım bıraktım. Tamam tamam dön bana. Ben zaten tava yemeği yapmayı bilmiyorum. Geçen de patates kızartmışsın onu da asın oraya. Patatesleri ben tepside yaptım. Bir de yemekleri göster. Şu anda fırını açacağım. Ha fırını da aç sonra yemekleri de göster. Fırını açayım ben bir. Evet. Tertemiz ha? Buyur. Nasıl temiz? Temiz? Bak onlar sıyrılır, temizlenebilir. Fulya Hanım. Temiz değil bu. Ya şu gördüğünüz tepsiyi bakın. Ben pazar günü gecesi yaptım. Ya yenisi sağolda var yenisini. 4 gün olmuş tepsi aynen duruyor. Ya bunu, ha, yarısını ben yedim yarısını yani. Babam bıraktım yesin diye. Bir de yemeği göster Hüseyin. Binali ya. Amcam ne tamam, söylersen. Hemen. Bir şey söyleyeyim. Burada yapılan yemek insanı zehirler. Kaldı ki siz hastasınız. Çok daha kötü sağlığınıza tehlikelidir bu. Ya. Böyle bir şey olur mu ya? Orada yemek mi hazırlanır? Seni çok seven bir kadın böyle yapmaz Binali amca. Cerenin haline bakın. Ya. Yani sen 6 dükkan... 2 arsa, başka 3 daire miydi? Yani neredeyse 2 ev, 6 dükkan, 3 arsa verdiğin kadın. Fulya Hanım. Senin evlendiğin kadının işte sana yapmış olduğu muamele bu. Ve sen hala diyorsun ki gül gibi bakıyor bana. Bana bakır yani ben diye bana şey bakır diye bana. Senin neyine bu saçını mı tarıyor Binali amca? Söyle. Daha yukarı kaldı, daha yukarı kaldı Hüseyin. Ya harbi ama bu ne ya? Düşmüyor, yere düşmüyor. Fulya Hanım ben bunu pazar günü sahoda yaptım. Bıraktım yesin diye. Yanında tavuk da vardı. Bunu bu şekilde nasıl yiyor yani? Ben kaç sefer ikaz ediyorum. Sen karışma diyor. Ne yapacaksın diyor. Yiyen ben değil miyim? Yani bunu insan bir insan yer mi bunu? Hadi bunu diyelim ki benden kaldı. Bunu ne zaman yapmış? Bakın bayağı bir kabuk yapmış yani yemeğin üstü bile. Bu nereden baksanız 4 günlük.
Vallahi oraya sen bir ya Hüseyin. Ya da yeme tencerenin kenarlarına bakın zaten. Sanki şey falaçla bir şey dökmüşünce karışmış gibi oluyor. Sen yapabilir misin bilmiyorum ama bence acilen temizlik şirketinden 4-5 kişiyi çağırın oraya. Bir dezenfekte de yapılsın, yazık yani. Valla seni öldürmek istemiş bence. Ben artık bunu anlıyorum. Zehirlensin de ölsün demiş herhalde bu kadın. Bilmiyorum Allah. Şoklarını yaşadın ama sen. Orayı Allah bilir, ben ne bileyim. Ne hissediyorsun şu an? Ben senin kabrine bileyim, senin kabrine ne var ne yok. İyi oldu mu bu yayın? Bu yayın iyi oldu mu? İyi oldu, iyi oldu. Neyi gördün? Bu yayın sana neyi gösterdi? Her şeyi gösterdi. Ne? Ne ders çıkartıyorsun? Baksana işte orada adam gösterir, orada gösterir işte şöyle böyle. Sen biraz düşün tamam mı bu yayını? Tamam mı Binali amcacığım? Tamam, tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.